Eğer tarihe bakarsak, tarih boyunca bizim Rusya ile yaşadığımız tek bir problemimiz var. Onlar bizi yok etmeye çalışıyorlar. 1917'den önce Kırım Tatarlar 6 göç dalgası şeklinde Kırım'dan gitmeye zorlandılar. Birkaç kez de sürgün yaşandı. Buna biz resmen bir yerli halkı yok etmeye çabaları olarak gösterebiliriz. Ve şu an aynı şeyler devam ediyor. Bizim yakınlarımız, Kırım'da yaşayan yakınlarımız, akrabalarımız gözaltına alınıyorlar. Hapishaneye atılıyorlar. Rus orduya zorunlu olarak katılmaya zorlanıyorlar yani bir şekil. Ve bundan sonrası gelecek. Eğer biz Kırım'ı kurtarmazsak o zaman biz bizim milletimizi ne yazık ki kurtarmaya gücümüz kalmayacak. Niye öyle diyorum? Çünkü sürekli olarak bu baskılar artarak devam ediyor. Ben 93'ten beri Kırım'da yaşadım. Ve sürgünden sonra bir okulumuz açıldı. Ben o Kırım Tatar Okulu'nda okudum. Bizim orada cami açıldı. Bunlar hepsi Kırım Ukrayna'ya bağlıyken yapıldı. Biz Kırım Tatar dilini ve edebiyatını okuyorduk. Öyle bir imkanımız vardı. Ama şu an bakarsanız bunlar hepsi yok ediliyor. Ve benim isteğim şudur. Bir an önce Kırım Ukrayna'ya dönsün ve aynı özgürce yaşamaya devam etsin diye istiyorum. Biz Kırım Ukrayna'ya bağlıyken bizim gerçekten biz örf ve adetlerimizi yaşayabiliyorduk. Biz kendi dilimizi, kendi kültürümüzü tanıyabiliyorduk. Ama bu işgal başladığından beri biz böyle bir imkana ne yazık ki sahip olamıyoruz. Kimsin, teksin, yücesin, bizi birbirimize düşürme ya Rab. Kopart dillerini bütün münafık gibi yatan kanlarıyla bu güzel toprakları sula. Kırım Türklerinin karşı karşıya kaldığı sorunlardan birisi seyahat özgürlüğü var ilk başta. Dünyanın ambargosu olduğu için rahat seyahat edemiyorlar. İkincisi işgalden sonra Rusya'nın oradaki vatandaşları Rus vatandaşı olmaya zorlamaları. Kendi dilimizde eğitim imkanını yasakladılar. Herkes, her şey Rusça. Rusça yazacaksın, Rusça yatacaksın, Rusça kalkacaksın. Eskiden Sovyet zamanında rejim aleyhtarları ortadan kayboldukları zaman gidip aranıp bulunan yerler vardı. Hapse giderlerdi. İşte zindandı, sürgündü. Bu insanların sağlığından haber alınıyordu. Ama şimdi bu Putin geldikten sonra 40'ın üzerinde delikanlımız kayıp oldu. Ne mezarı var, ne nerede olduğu belli. Yani ortadan yok ediyorlar. Biz Ruslarla yaşamak istemiyoruz. Biz onları biliyoruz. Bizim bile Türkiye'de, benim bile Türkiye'de İstanbul'da doğmama sebep Ruslardır. Biz Kırım'ın Bahçesaraylıyız biz. Neden benim annem İstanbul'da doğsun? Benim babam niye Romanya'da doğsun? Neden vatanında doğmadı? Biz oradan isteyerek çıkmadık kendi topraklarımızdan. Ve o topraklara bir gün döneceğiz. Dönemesek de elimizden geldiği kadar oradaki insanların Rus, Stalin zulmüne ve Putin zulmüne uğramış insanlar için elimizden geldiği kadar, sağlığımız erdiği kadar mücadeleye devam edeceğiz.